6 Aralık tarihlerinde bu üzerine kongre var. Evet. Bu kongrede öne çıkan 3 adayımız var. Şimdi şöyle bir şey var. Biz tabii Trabzonspor taraftarı olarak, ben şu an 30 yaşındayım. Ben doğmadan 1 yıl önce Trabzonspor şampiyon olmuş. 30 yıldır biz aynı hikayeyi dinlemekten bıktık artık. Gerçekten Trabzonspor'u hedeflerine ulaştıracak bir başkan adayına Trabzonspor'un sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. Bir defa hangisini istediğimiz değil, hangisini istemediğimizden önce söyleyelim. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu Trabzonspor'a başkan olarak değil, Trabzon topraklarına dahi istemiyoruz artık yani. Bu şahıs Trabzonspor'u kendi aile şirketi olarak görmekte. Son bir liste vermiş, hepimizin bildiği 105 tane Hacı Osmanoğlu soyadlı kişi var. Bu Trabzonspor'un hangi mantığın teslim aldığının en açık işaretidir. Bir defa Hacı Osmanoğlu'nun kesinlikle bir daha Trabzonspor başkan adayı değil, Trabzon topraklarına bile girmesini istemiyoruz. Bunun dışında Trabzonspor'a gerçekten hizmet edecek, Trabzonspor'u siyasetin dışında tutacak ve Trabzonspor'u hak etmiş olduğu yere taşıyacak bir başkan adayı istiyoruz. İnşallah da oy verecek olan delegelerimiz bu düşüncelerimize kulak verirler ve Trabzonspor'u bu düşmüş olduğu zor durumdan, kötü durumdan kurtarırlar. Trabzonspor'un seçimleri var önümüzde, 5-6 Aralık kongresi var. Bu kongrede kimi destek tutuyorsunuz? Valla adayların içinde ne bileyim... En doğrusu gene Muharrem Usta olur. Neden Muharrem Usta mesela? Yani Muharrem Usta parasipulü olan adam. Yani ekibinden beraber biliyorsunuz bu ekip işi. Bir kulübü yönetmek. Onun için birleştirici ol diye düşünüyorum. O bakımdan Muharrem Usta. Bu yönetimden memnun musun mevcut yönetimden? Değilim. Çünkü yönetim yok ki. Yönetim dağılmış gitmiş. 5-6 Aralık tarihlerinde bildiğiniz üzere kongresi var. 3 aday var. Bu adaylardan hangisini destekliyorsun? Bir tanesini destekleyeceğiz. İsim verme şansınız yok. Var mı? İsim, oyumuzun rengini şu anda belli edemeyeceğiz. En uygun birisini bulacağız. Mevcut yönetimden memnun musun? Mevcut yönetimden memnun olduğum taraflar da var, olmayan taraflar da var. Anladım. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Kolay gelsin. Trabzonspor'un 5-6 Aralık tarihlerinde bildiğiniz üzere kongresi var. Bu kongrede 3 öne çıkan başkan adayı var. Hacı Osmanoğlu, Muharrem Usta, Celil Hekimoğlu. Bunlardan hangisi Trabzonspor'a faydalı olur? Vallahi bana göre Hekimoğlu faydalı olur. Neden faydalı olur? Çünkü buradadır devamlı. Problemi de yok. Geçmiş hayatına bakacak olsa düzgün bir geçmişi var. Yapıcı bir özelliğe sahiptir. Dolayısıyla Hekimoğlu diye düşünüyorum yani. Mevcut yönetimle memnun musun? Mevcut yönetimin iyi tarafları var, duygulara hitap eden tarafları var ama ileriye dönük ağır faturaları da çıkartıyor yani. Trabzonspor'a çıkartıyor bunu. Teşekkür ederim. Sizin var mı bir görüşünüz? Yok, sağ ol. 5-6 Aralık tarihlerinde bildiğiniz üzere bir kongre gerçekleştirecek. Fazla ilgilenmiyorum ama... Desteklediğin bir aday var mı? Yok. Maalesef. Hacı Osmanoğlu'ndan memnun musun? Ya futbolla ilgilenmiyorum, o yüzden bir yorum yapamayacağım. Tamam, teşekkür ederim, sağ olun. Güzel. Arkadaşlar 5-6 Aralık tarihlerinde, Aralık tarihlerinde Trabzonspor'un bir kongresi var. Evet. Bu kongrede desteklediğiniz herhangi bir aday var mı? Usta. Muharrem Usta. Neden Muharrem Usta? En iyi yarar onun sağlayacağını, medikal park var, aralarında en zengin şu an o. En zengin yönetim onda var. Hacı Osmanoğlu'ndan memnun musun? Yeni şu an değilim. Topçular başladı yavaş yavaş dağılmaya. Kongre zamanı zaten topçuların gönderilmesi yasak. O halde bile hala topçu gönderiyoruz. Kararlı geliyor bu seçime yani. Gayet kararlılar. Yönetimini oluşturmuşlar. Hacı Osmanoğlu bir yönetim oluşturdu. İki gün sonra istifa üstüne istifa oldu. Trabzonspor'un hali belli. İlk haftalarda canavar gibi top oynayan takım paralarını alamayınca kötü olmaya başladı. Hacı Osmanoğlu'nun gitmesi lazım. Usta bu durumu düzeltir mi? Düzelteceğine inanıyoruz inşallah. Ben de Trabzonspor'da kongre var. Hakkı neyse hayırlısı olsun. Gelecek olan hizmet yapsın ya hacı. Kimi destekliyorsun? Kimseyi desteklemiyor. Yeter ki gelecek olan hayırlısı olsun yani. Gelecek olan bir işler yapsın. Yani bir iz bıraksın yani. Yarın bugün konuşsunlar onu yani. Ne bekliyorsunuz gelecek yani olan? Ne olacak yani? Şampiyonluktan başka ne bekleyecekler yani? Senimizden değil. Oradaki delegenin isteğinden. Biz delege değiliz. Desteğiniz. Ama benim görüşüm. Başkan gitmesi lazım. Yani tamam. Ben başkan devam etmesi lazım. Bu süreçte devam etmesi lazım aslında. Neden? Ya artık görüyorsunuz bu süreçte artık bu kadar karışık olan bir durumda. Burada yani burada bir yönetim hatası olduğunu ben kabul etmiyorum. Bunda daha değişik şeyler var. Dışarıdan Trabzonspor'u karıştırmaya çalışanlar var. Ben öyle tahmin ediyorum.
Yoksa yani bu başkanlık Trabzonspor'un yani rakiplerine bakıyorum, böyle başkan adaylarına hep Trabzonspor'un şu kadar bu kadar borcu var diyor. Madem Trabzonspor'un 500 trilyon borcu var, niye geliyorsunuz ya? Yanlış mı diyorum? Yani 500 milyar, 500 trilyon borç olan bir yere bir adam gelip talip olmaz. Benim görüşüm. Ama tabii dediğim gibi ben delege değilim. Oy kullanma hakkım yok. Tabii kararı verecek olan oradaki delegeler. Ama benim görüşüm bu süreçte başkanın devam etmesine yanayım ben. Bence başkan şu anda miadını doldurmuş yani. Bu kadar borç üstünde yüzen bir takım mümkün değil. Yani hemen bir maç yapılır. Hemen sağ sonuçlarından beraber yok şu şöyle oldu, şu böyle oldu. Ben yaparım ederim. Aa, göründü zaten. Yani sen Trabzonspor'u o kadar küçük bir takım mı görüyorsun yani? Başkan oluyor. Yani bu başkanın işi değil bu. Desteklediğiniz başkan adayı var mı? Ben şu anda gelecek olanları da beğenmiyorum. Yani eskiden bunlar da takımın içerisindeydi yani. O yüzden ben ama devam yine Trabzonspor içerisinden birisi olsun, dobro olsun. Bizi kandırmasınlar. Yani bu kadar paralar, bu kadar futbolculara verildi. Şimdi hepsi serbest bırakıldı. Öyle ya, burada başkan yemiş 1300 gün ceza. Öyle ya. 1300 gün. Yani bu başkan 1300 gün bu 5 seneye tekabül eder. 5 seneye tekabül eder. Bu başkan temizleyemez kendini. Derhal gitmesi lazım. 5-6 Aralık tarihlerinde kongre yapılacak. Bu seçimlerde kimi destekliyorsunuz? Ben şimdi destekledim zaman direkt konuşan adamım. Trabzonspor'da kimi destekliyorsun diye. De ki hepsini arkadaşım de gitsinler. Trabzonspor'da destekleyecek adam kalmadı. Kalmadı. Ne antrenör var, ne başkan var, ne yönetim var. Tamam, bu kadar diyorum. Başka bir şey diyemem. Yeni başkan adaylarından var mı bildiğiniz? Yok. Henüz bir malumatım yok. Bilmiyorum. Yeni Trabzonspor kongre yapacak. Bu kongrede desteklediğiniz bir başkan adayı var mı? Kongrede mi? Hı. Ya. Hacı Osmanoğlu, Celil Hekimoğlu, Muharrem Usta. Yani hangisi gelirse gelsin değişecek bir şey yok yani. Desteklesek ne olur, desteklemesek ne olur. Yeni yönetim, bu yönetimden memnun musunuz? Adresman yönetiminden. Yani yönetimden memnunuz aslında. Yani yönetiminin de yakasını bırakmıyorlar kardeşim şimdi. Başkanlık seçiminde de. Yani hangi başka kim gelirse gelsin. Bizim federasyonla lobimiz güçlü olmadıktan sonra hakemlerimize yaptığı oyunları görüyoruz. Yani nasıl bir uzay takımı mı kuracağız? Ne yapacağız ki şampiyon olacağız biz? Yani o yılsın, bu yılsın hiçbir şey değişmez. Biz sadece federasyonda lobimizi güçlendirmemiz lazım. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. 5-6 Aralık tarihlerinde Trabzonspor kongre yapacak. Bu kongrede desteklediğiniz herhangi bir başkan adayı var mı? Yani Trabzonspor için hayırlı olmasını istiyorum. Benim desteklediğim isim Muharrem Usta. Neden? Ya bilmiyorum ama daha yakın geliyor. Başkan olacağı bana daha yakın geliyor. O yüzden. Mevcut yönetimden memnun değil misin? Şu an için değilim. Neden? Çünkü takım batma noktasına gidiyor gibi abi. O yüzden. Tamam, teşekkür ederiz. Tamam. 5-6 Aralık tarihinde Trabzonspor kongre yapacak. Evet. Üzere. Bu seçimleri desteklediğiniz herhangi bir başkan adayı var mı? Yani desteklediğim herhangi bir başkan derken İbrahim Hacı Osmanoğlu'dur. Neden? Yani... Diğer başkan adaylarından farkı ne? Diğer başkan adayından farkı... Yani benim görüşüm yani daha güvenilir olması. Yani. Devam ettirir diyorsunuz siz. Tabii devam ettirebilirim. Sağlık tarihinde Trabzonspor kongre yapacak. Bu kongrede desteklediğiniz herhangi bir başkan adayı var mı? Vallahi ben şu anda başkanı destekliyorum. Hacı Osmanoğlu. Ben evet. Neden? Ona daha çok inanıyorum onun. Diğer başkanlar, ona... adayları da güçlü. Tam net olarak tanımıyorum onları ama ben Osman Hoca'yı seviyorum. Teşekkür ederim. Ona güveniyorum yani. O... Teşekkürler, sağ olun. Trabzonspor 5-6 tarihlerinde kongreye gidiyor. Bu kongre döneminde 3 aday var. Hacı Osmanoğlu, Celil Hekimoğlu, Muharrem Usta. Bunlardan hangisini destekliyorsunuz? Hangisini destekliyorum? Vallahi Hacı Osmanoğlu olmasın da Trabzon'u mahvetti zaten. Artık diğerlerini de göreceğiz yani. Onları da artık gelince ne yapacak bilmiyoruz yani. Daha ortada somut bir şey de yok. Ama takım çok kötü yani. Son ne olacak biz de bilmiyoruz. Nereye varacak diye. Ne diyelim, başkanları tanıyor musunuz? Adaylar. Celil Hekimoğlu'nu tanıyorum. Muharrem Usta'yı da tanıyoruz medyadan şeyden. Ama öyle tabii ne kadar şey olduğunu bilmiyoruz. Yani, Hacı Osmanoğlu da baştan bir şikelen bile bir attı tuttu geldi. Ama sonuç ortada belli. 200 trilyon borç 400'e çıktı.
Her sene 5-6 tane adam al gönder geri. Ne kadar paramız varsa bizim yani. Öyle aynı bir şey yani. Sonuç ortada. Aynen katılıyorum arkadaşımın dediklerine. Aynen katılıyorum. Beraberiz zaten. Herhangi bir adayınız var mı sizin? Yok, benim adayım yok. Ben buraya geleli 1,5 yıl oldu. Daha yeni yeni çevreye tanımaya çalışıyorum insanları. Trabzonspor 5-6 Aralık tarihlerinde kongreye gidiyor. Bu kongrede 3 aday var. Hacı Osmanoğlu, Muharrem Usta, Celil Hekimoğlu. Kimi destekleyeceksiniz? Muharrem Usta'yım. Neden? Çünkü o adam daha aktif adam. Öteki adam hiçbir şey yapmadı Trabzonspor'a. Bu ana kadar durmazsa da hata. Gitmesi lazım yani. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun gitmesi çoktan lazım. Trabzon boştan batay. 402 trilyon borç öldü. 192 trilyonunu aldı. 402 trilyon borç var Trabzon'un bu anda. Bak futbolcular bırakı gidiyorlar. Onun için kendisi de gitmesi lazım. Onun için Muharrem Usta'yı destekleyeceğiz. Muharrem Usta düzeltebilecek mi? Düzeltir. Muharrem Usta çok tecrübeli insan. Düzeltir. Düzeltir. Başkanlık seçimleriyle ilgili? Başkanlık seçimleriyle ilgili Trabzonspor son zamanlarda çok yanlışlıklar yaşadı. Yaşamaya da devam ediyor. Bunun için iyi bir başkana ihtiyaç var, akıllı bir başkana ihtiyaç var Trabzonspor'un toplanması için. İnşallah onu bulurlar. Trabzonspor da olduğu yerde hakkına razı olur. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Trabzonspor 5-6 Aralık tarihlerinde bildiğiniz üzere kongre düzenleyecek. Bu kongrede 3 başkan aday var. Bunlardan hangisini destekliyorsunuz? Önde gelen 3 aday var. Hacı Osmanoğlu'nu destekliyoruz yine. Neden? Neden? Trabzonspor'un haklarını daha iyi savunuyor. Yani konuşmaları olsun, şey olsun daha iyi bence yani. Hacı Osmanoğlu olsa daha iyi bence. Trabzonspor bildiğiniz üzere kongre yapacak. Başkan seçimleri var. Evet abi. 3 aday var önde gelen. Bunlardan hangisini destekliyorsun? Vallahi benim idolüm Celil Hekimoğlu. O daha iyi yönetir diye düşünüyorum takımı. Neden? Ya abi yani adamın ismi bile şey yani böyle şey veriyor insana, nasıl desem, bir güven veriyor yani Celil Hekim. Hacı Osmanoğlu da var. Hacı Osmanoğlu abi batırdı takımı, gördük yani. Adam maçlara çıkamıyor yani. Kaç maç oldu? Bir sene, iki seneden beri başkan oldu olalı bir maçımı ne izledi? Beşiktaş maçını. Ondan sonra daha başka maç izleme yok abi. Ben daha... Abi ben Beşiktaşlıyım, açık konuşayım. Bu Trabzonspor'u şu anki üyeler kurtaramaz, onu diyeyim size. Başka bir diyeceğim yok ama Trabzonspor'un işi zor, başarılar dilerim. Ya ben Trabzonspor'un bu şehre zarar verdiğini düşünüyorum. Yani onun için çok ilgilenmiyorum. Trabzon olmasa bu kent daha iyi olur, Trabzonspor. Çünkü bütün enerjisini bu şehir Trabzonspor'a harcıyor ve Trabzon kendi sorunlarını konuşamıyor. Onun için Trabzonspor yani bu kadar öne çıkıyor ve bu şehre zarar veriyor artık. Trabzonspor, Trabzon için misyonunu tamamlamıştır. Yani başka şehirler enerjilerini başka şeylere harcayıp şehir büyüyor. Ama biz bütün enerjimizi Trabzonspor'a harcıyoruz ve Trabzon'un sorunlarını unutuyoruz. Onun için ya başkan adayları bence çok önemli değil, Trabzonspor da çok önemli değil. Tarihlerinde biliyoruz, kongreye gidiyor. Evet. Bu kongreyi desteklediğiniz herhangi bir başkan adayı var mı? Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu hariç hepsi. Neden İbrahim Hacı Osmanoğlu hariç? Kulübü getirdiği durum ortada. İbrahim Hacı Osmanoğlu Trabzonspor'u mahvetti. Küme düşeriz o tekrar seçildiği zaman. Belli yani. Ekonomik açıdan Trabzonspor tamamen iflasa sürüklenmiş. Bir dediği bir dediğini tutmayan, bir dediğini bir gün sonra yalanlayan, istikrarlı duramayan, siyasi parti çığırtkanlığı yapan bir adam. Yani Trabzonspor Başkanı'nın siyasi bir desteği varsa bile bunu Trabzonspor Başkanı olarak göstermemesi gerekir. Herhangi partiyi desteklediği önemli değil ama siz hiç Fenerbahçe Başkanı'nın ya da Galatasaray Başkanı'nın şeyini gördünüz mü? Çıkıp da herhangi bir siyasi parti lehine propaganda yaptığını. Bu olmaz. Trabzonspor eğer Hacı Osmanoğlu başkan kalırsa küme düşer. 600 trilyon üzerinde borç varmış. Bu borcu da kolay kolay kimse temizleyemez. Bütün futbolcular serbest kaldı. Bu vaziyette Hacı Osmanoğlu'na oy veren Trabzonspor'a ihanet ediyordur. Ama ben şunu anlamıyorum. Bu adam halen daha nasıl oluyor da aday olabiliyor? Bu kadar paralı üyeyle seçimi kazanacağı üç aday girdiği için söyleniyor. Bunun önüne niye bir yaptırım uygulanamıyor? Bir yıldan fazla ceza aldı. Aldığı cezaları o yaptığı mafyavari hareketlerin bedelini neden Trabzonspor ödeyecek? Bunlarla ilgili ben anlamıyorum. Yani buradaki düzlükte mi bir hata var, şeyde mi bir sıkıntı var? Hacı Osmanoğlu kalırsa Trabzonspor küme düşer. Yani kaç yıldır şeydi yani çok kötü yönetti yani.
Mahvetti kulübü, mahvetti ya. Peki usta ve Hekimoğlu önde gidiyor şu ya, an. Yani bence Hekimoğlu olsa yani daha iyi yani. Buranın insanı yani. Değil mi? Başkanı tabii. Ya iyi yönetmek yani. Bir yapılanma lazım. Trabzonspor'a bir yapılanma lazım. Bu kadar borç transfer yaparak ya da şampiyonla oynayarak değil. Eldeki yabancıların hepsi serbest kalmış vaziyette. Yıldız futbolcu alacağım diye Trabzonspor'un ekonomisini... sen kombine satamıyorsun. İstanbul takımı değilsin. Fazla bir gelirin yok. İstanbul takımları 40 bin kombine satıyor. Olmadı siyasi destek buluyor. Bir şey oluyor. Adamlar bu parayı çeviriyor. Sen bu kadar parayı çevirecek bir güce sahip değilsin. Trabzonspor taraftarı bilet almayan, sadece konuşan. Ben yıllarca dışarıda yaşadım. Dışarıdaki taraftar buradan çok çok daha iyi. Yani, Trabzon benim bir görüşüm de vardır. Trabzon İstanbul'da olsa şampiyonla oynar. Ama bu şehirde desteklenmiyor. 20 liraya bilet verip almayan taraftar kalkıp da şey yapamaz yani. Ama halen de Hacı Osmanoğlu'na kombine karşılığı oy verenler var. Bu taraftarlar dernekleri mafya örgütlenmeleri midir? Yani bunlara bakmak lazım. Burada kongre var. 3 tane önde gelen başkan adayı var. Bunlardan hangisini destekliyorsun? Muharrem. İlk yönetimde memnun musun Hacı Osmanoğlu yönetimine? Memnun değildim. Muharrem Usta'yı daha önde görüyorum. Benim açımdan olmasını diliyorum yani. Trabzonspor için. Neden Muharrem Usta? Yani iyi bir iş adamı. Yani yöneticilik vasıfları var. Ve kulübe iyi bir yönetim getireceğine inanıyorum. Ve iyi bir şekilde de yöneteceğine inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Kim var önümüzde? Ben rey vermiyorum. Trabzonspor'a küsmüşüm. Niye? Niye küstün? Öyle. Oynayamayız. Oynayamayız. Mevcut başkanla memnun değil misin? Değilim. Hiçbirinden memnun değilim. Niye? Ne bileyim işte. İyi tamam. Seni niye küstürdüler? Ya küstüm işte ne bileyim küstüm. Oynayamadılar. Transfer yok, bir şey yok, hoca yok. Hiç ha böyle bir şey olur mu ya? Onun için Trabzonspor'a küstüm. Trabzonspor şu an çok mu kötü? Çok kötü. Bu kadar kötü gördün mü Trabzonspor'u? Şimdi mi? Daha da kötüye gidecek. Daha önce hiç gördün mü böyle kötü Trabzonspor'u? Görmedim. 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 6 Aralık tarihinde Trabzonspor kongresi var. Bu kongrede 3 tane öne çıkan başkan adayı var. Bunlardan hangisini destekliyorsun? Ya pek bir bilgim yok bu konuda ama hani şey vardı, Muharrem Usta vardı. Onu destekliyorum ben. Yeni bu mevcut yönetimden memnun değil misin? Yani mevcut yönetimden memnun değiliz. Şu şekilde memnun değiliz. Yönetim hani konuşmalar falan oluyor, bir şeyler oluyor. Kötüye giden takım oyunu var. Oyunda anlaşmazlıklar var. Bu yönden memnun değiliz. Ama yönetim parasal yönden hani bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. 5-6 Aralık tarihinde Trabzonspor Kongresi var bildiğin üzere. Evet. Bu kongrede hangi başkan adayını destekliyorsun? Celil Hekimoğlu. Neden? Yenilik gerekiyor artık. Hani Hacı Osmanoğlu'nun bir yerde dur demesi lazım birinin. Bunda Celil Hekimoğlu olduğunu düşünüyorum. Mevcut yönetimin ne gibi yanlışlarını gördüğünde Celil Hekimoğlu'na yöneldin? 80 bin lira ödemek, medyaniyi göndermek, 600 DLK'yi kendi cebinden kulübe katmak yanlış. Yani. Teşekkür ediyorum. Teşekkür çok ederim. Sağ olun. Trabzonspor bir mefta. Bir cenaze var ortada. Cenazeyi kaldırmak için 3 kişinin 4 kişinin birbirinden harp etmesi gerekmez. Hep beraber omuz verip bunu kaldırmaları gerekiyor. Kaldırırsalar o zamanları ben başkan derim ve insan derim. Trabzon sevdalısı derim. Kaldırmazsalar hiçbirinde hiçbir şey olmaz. Ancak birbirine mücadele ederler. O kadar basit. Bir araya gelirse kalkılır. Bir araya gelmeleri şartıyla beraber. Hepsi bir araya. Trabzonspor için bir şey yapacaksa buyursunlar. Hep beraber yapsınlar. Yok. Hepsi kendi karşısına, kendi menfaatleri için savaşıyorsa bu savaş devam eder ve düzelmez bu iş. Teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi bir önce isterim Celil Hekimoğlu gezin yani. Vallahi billahi. Muharrem Usta'yla beraber ortaklaşa gezin. Başka bir şey istemem yani. Birleşmiyor ama. Birleşmiyor ama hiçbiri gelmez o zaman. 6 Aralık tarihinde bildiğiniz üzere Trabzonspor kongresi var. Bu kongrede istediğim Trabzonspor için hayırlı olabileceğini düşündüğüm bir başkan adayım var mı? Trabzon spor hastası olan bir bölge. Burada tabii adayların hepsini değil de tanıdıklarımız da var ama benim için Trabzon Spor'un başkanı usta olsa daha iyi. Muharrem Usta. Muharrem Usta. Bence daha faydalı olur diye düşünüyorum. Ne gibi katkı sağlar Trabzonspor'a? Bu yönetimi mevcut yönetime nazaran. Şimdi okuduğumuz aldığımız istihbaratlara göre arkasında veyahut kendine yönelik yönetim kadrosunda farklı isimlerin olduğunu düşünüyorum. Bence
Muharrem Usta'nın Trabzonspor'a faydalı olacak olduğunu düşünüyorum. Tamam, teşekkür ediyorum, sağ olun. Trabzonspor'da kongre var. Bu kongrede 3 aday var. Öne çıkan Hacı Osmanoğlu, Usta, Ekimoğlu. Bunlardan hangisinin Trabzonspor'a faydalı olacağını düşünüyorsunuz? Ulan bence Muharrem Usta'nın daha faydalı olacağını düşünüyorum ben şu an için. Neden? Vallahi ne bileyim, konuşmalarından olsun, yani duruşundan olsun, yani her şeyle Trabzonspor'a daha faydalı olacağını düşünüyorum. Mevcut Hacı Osmanoğlu yönetiminde memnun musunuz? Bunlar zamanında biz de onu destekledik ama şu an için, yani bilmiyorum, biri her Trabzonspor'un halini herkes görüyordu. Yani sahada sürünüyor herkes, yani futbolcular bırakıp gidiyor maddiyatsızlıktan. Yani her türlü sebep var Hacı Osmanoğlu'nun gitmesi için. Yani bence Muharrem Usta daha derleyip toparlayabilir kulübü. 5-6 aralık tarihinde Trabzonspor'da kongre var. 3 tane başkan adayımız var. Usta, Hacı Osmanoğlu, Ekimoğlu. Bunlardan hangisini destekliyorsunuz? Ben Ustaoğlu'nu. Neden? Ne bileyim. Yeni yönetim, Hacı Osmanoğlu yönetiminden memnun musun? Şu an memnun değiliz. Niye, ne yanlışı var? Ne bileyim, takımda bir gelişme yok yani ama başkandandır mıdır, başka sporculardan mıdır bilemem yani. Senin var mı bir görüşün? Abi ben Ekimoğlu'nu tavsiye ederim. Zengin adamdır. Futbolcu alır yeteriyle. Bu arkadaş da iyi ama. Bunu da takdir ederim. Adamın belki iç düzeni de belki o kadar bilmiyoruz ama. Bu da iyidir yani. Ben hadi ben böyle kafayı biraz adam fazla severim. Anladın mı? Bağlayıcı olacak. Ben de bundan anlamam dedi mi bitti o iş. Çok güzel. Hoşuma gitti. Ama adamın belki elinde yoktu. Boştan dertte çok anlayan bir insanım. Anladın mı? Onun için arkadaşım olabilir, ne bileyim. Allah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.